Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin yaklaşımını hepimiz yakından takip ediyoruz. Ve Avrupa Birliği'nin de Türkiye'yi hiçbir şekilde kendisine dahil etmeyeceğini de biliyoruz. Şimdi bakın size enteresan bir olay anlatacağım. Biliyorsunuz önümüzdeki yıl Nisan ayında Fransa'da seçimler var. Macron'un en önemli rakiplerinden bir tanesi de Valérie Pécresse. Şimdi bu kadın değerli izleyicilerimiz bir açıklama yaptı. Şimdi yataktan kalkan Türkiye'ye saydırıyor. Dedi ki ben Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan temasını kesip hiçbir şekilde Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almayacağım dedi ve bunun karşısında duracağım dedi. Şimdi bak aday daha Seçilmemiş. Macron'a bakıyoruz Türkiye düşmanı. Buna bakıyoruz Türkiye düşmanı. Diğer adaylara bakıyoruz Türkiye ve Müslüman düşmanı bunlar. Şimdi durduk yere. Türkiye ile ne alıp veremediğim var da Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili görüşmelerini keseceğini, Türkiye'yi hiçbir şekilde Avrupa Birliği'ne girmeyeceğini, girmemesi yönünde adımlar atacağını açıklıyorsun. Bakın arkadaşlar. Avrupa 200'lü siyasetin dünyadaki merkezi. 200'lü siyaset. Bunlar her seferinde Türkiye ile olan görüşmelerinde Türkiye bizim önemli müttefikimizdir. Türkiye bilmem kaç milyon göçmene ev sahipliği yapıyor diye açıklama yapıyorlar. Bunlar kendi ülke içerisindeki aşırı milliyetçilerin oylarını alabilmek için Türkiye'ye saymadıklarını söylemediklerini bırakmıyorlar. İşte örneklerden bir tanesi de bu. Bu kadın. Valerie Pekres, Pekmez. Evet. Bakın arkadaşlar. Türkiye'nin Avrupa Birliği politikasını bir kez daha gözden geçirmesi gerekiyor. Türkiye yaklaşık resmi olmayan rakamlara göre 10 milyon mülteciye, göçmene ev sahipliği yapıyor. Suriyelisi, Iraklısı, Pakistan, Afganistan, İran, Irak aklınıza Suriye neresi gelirse gelsin. Bütün bitik ülkelerin insanları Türkiye'de. Türkiye hala Avrupa Birliği aman bize bunu gönderme diyor. Aman gönderme, aman gönderme diyor. Onların söylediğini yapmaya devam ediyor. Açacaksın kapıları. Bütün ne kadar mülteci, hokkabaz varsa hepsi gidecek. Yanlış anlama insanları küçümsemiyorum. Bu insanların amacı zaten Türkiye'de kalmak değil. Bunlar Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerine gitmek istiyorlar, bekliyorlar Türkiye'de. Türkiye açık kapı politikası uygulayacak. Kapıları açacak ve ne kadar göçmen, mülteci varsa bunların hepsine Allah yolunuzu açık etsin diyecek. Gidişiniz olsun, dönüşünüz olmasın inşallah diyecek. Kardeşim vatandaş ekonomik olarak Türkiye'de sıkıntı içerisinde. İşsizlik almış başını gidiyor. Euro 15 16 lira olmuş. Dolar 13 14 15 neyse artık kafamız karıştı yetişemiyoruz. Olmuş her evde bir işsiz var. İnsanlar almış olduğu maaşla geçinemiyor. Markette, çarşıda, pazarda yangın varken sen evinin içerisindeki insanlara bakamazken bir de göçmene, mülteciye bakmak ne kadar doğru? Lütfen beni yanlış anlamayın. Ben ırkçılık falan yapmıyorum. Göçmenler Türkiye'ye gelmişler. Tamam bir şey söylemiyoruz. Ama ekonomik tabloya baktığımız zaman Avrupa diyor ya aman gönderme bize. Kardeşim biz Türkiye olarak Avrupa'dan daha mı zenginiz? Açacaksın kapıyı. Bunlara diyeceksin ki ilk hedefiniz Almanya, sonra Fransa, sonra Hollanda, İsviçre. Diyeceksin ki bu göçmenlere hadi bakalım Avrupa seferi başlıyor. Açacaksın kapıları bırak gitsinler ya. Bırak gitsinler ya. Zaten Türkiye'de kalmak istemiyorlar. İnan bana istemiyorlar. Onların hedefi Avrupa. Türkiye'de zaten doğru düzgün iş yok, git yok. Adam nerede iş bulacak, güç bulacak, bilmem ne bulacak. Bırak gitsin. Ya bunu içten söylüyorum. Bak aç kapıyı gitsin. İşte ne diyor bu Fransa'nın Cumhurbaşkanı adayı Valeria Pécresse? Türkiye'yi diyor saf dışı bırakacağım diyor. Ulan 60 yıldır zaten kapıda bekletiliyoruz. Yalandan Türkiye'nin ağzına bir parça bal salıyor, şey, çalıyorlar diyorlar ki aman müttefikiz, aman şuyuz, aman canımız, aman ciğerimiz. Sonra da kapı dışarı ediyorlar bizi. Kusura bakmayın böyle yani. Almanya'da yeni hükümet oflaz geldi biliyorsunuz. Solaz e sonuç yapmış oldukları koalisyon protokolünde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin onaylanmayacağını söylediler. Yani sadece Fransa değil, sadece Almanya değil, hepsi aynı. Bak anlatıyorum seni istemiyorlar. Aç kapıyı. Senin elinde başka kozun yok zaten bu Avrupa Birliği yle. Ya almasınlar, yine almasınlar ama gönder 10 milyon. Gönder. Bu nasıl bir rezilliktir ya? iş yok, yaş yok, millet gerçekten ekonomik olarak sıkıntı içerisinde. Sen göçmenleri ekstra kasadan, devletin kasasından para harcıyorsun. Avrupa Birliği toplamda buçuk milyar avro vermiş. Tamamı bu. Ya kardeşim 10 milyon adam en az bugüne kadar devletin kasasından 100 milyar dolar para gitti. Siz ne konuşuyorsunuz ya? 100 milyar kaç tane okul, kaç tane hastane yapılır bununla biliyor musunuz? Kaç tane fabrika kurarsın, kaç tane insan evine ekmek götürür bu parayla biliyor musun? 100 milyar dolar diyorum bak. Her ilde, her ilde 81 ilde Türkiye'mizde bir tane fabrika kursan bak 1 milyar dolardan her birinde en az 5 bin kişi çalışır. Ya yani 400 bin kişi demek aileleriyle beraber 5 ile çarparsan 2 milyon kişi ekmek yer. Hesap bu kadar basit. Ama göçmenler harcıyoruz. Yazık günah. Yapmayın. Seni istemiyorlar. Aç kapıyı bırak. Gönder. Gitsin. Ne işin var? Bırak. Değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunları yine videomuzun altındaki yorum bölümüne yazın. Ben bunların hepsini tek tek okuyorum. Şimdiden Herkese çok çok teşekkür ediyorum göstermiş olduğunuz ilgi için. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese Türkçe haberden sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.